Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alptuğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Aslında bedava olan ama bana oyunun yapımcıları aracılığıyla full paket DLC'si verilen değişik bir zombili oyundan bahsetmek istiyorum sizlere bu videomda. Ama ondan önce hepinizden özür dilerim. Bu ay genel cerrahi stajım olduğundan bayağı yoğunum. O yüzden pek buralara bakamıyorum. Ama emin olun daha sonrasında daha çok yoğunlaşacağım buralara. Onun dışında müsait olduğum vakitlerde yayınlar yapmaya devam ediyorum. Şimdi açık dünyamız görünen ama aslında değişik bir mobil oyun kafasında olan bu bedava zombi kıyameti oyunu The Walking Zombie 2'den sizlere bahsedeyim. Oyunu ilk gördüğümde gerçekten de açık dünya zannetmiştim ve bayağı hoşuma gitmişti. Gerçi öyle muazzam bir beklentim de yoktu. Sonuçta bu türde çıkmış tonlu oyunun içinde başka bir oyundu sadece. Keza vaktinde zombili oyunlar tarihçesini anlattığım bir videom da var. Onu da yukarıdaki i işaretine koyuyorum. Oyunun kendisine gelince bedava bir oyun için fena değil diyebileceğim vasat seviyesinde bir oyun. Oyunda seni daha uzun süre oynaman için ve belki de oyunu hızlı bitirmemen için tıpkı mobil oyunlarda kullanılan enerji sistemi gibi bir yakıt sistemi kurulmuş. Ve tabii ki eğer ki DLC'ye yani oyunun tam versiyonuna sahip değilseniz bu durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta bir bilgisayar oyunu oynuyorsunuz ve mobil oyunlardaki bu sistemi beklememeniz oldukça doğal. Bense oyunun DLC'sine oyunun yapımcıları sayesinde eriştim ve yani en önemli yanı o yakıt bekleme sistemini ortadan kaldırması oldu benim için. Onun dışında oyunda en çok hoşuma giden küçük esprileriydi. Kendi evreninde kendini ciddiye almayan, basit açık dünyamsı görünen ama kesinlikle açık dünya olmayan bir zombi kıyameti oyunuydu sonuç olarak bu oyun. Yani tam olarak buna benzer yanları olan bedava bir oyun arıyorsanız bingo, aradığınız oyunu buldunuz. Ama aradığınız oyun bu kriterlere uygun değilse ve para da vermek istemiyorsanız bu oyuna, yani bu oyun istediğiniz oyun olmayabilir ama yine de bir bakın derim. Bu arada DLC ile oyunda elime sınırsız yakıt sistemi dışında 5000 altın para, envanterde fazladan 20 slot, aracın bagajında fazladan 20 slot, özel Hypertruck aracı ve her seviye atladığımda 10 altın kazanma gibi şeyler de kazandım. Peki DLC'ye gerek var mı diye sorarsanız, DLC 20 dolar ve bence bu paraya değmez. Keza bir bekleme sistemi olsa bile oyunu o şekilde bedava oynamak çok daha iyi ve eğlenceli ve bu eğlence bana göre yeterli. Yani 20 dolar vermek yerine birazcık beklemek daha iyi olur. O yüzden oyunun DLC'sini sizlere öneremeyeceğim. Onun yerine oyunu direkt bedava oynayın, yine de eğlenirsiniz. Böylelikle The Walking Zombie 2 oyunuyla ve DLC'si ile ilgili sizlere söyleyebileceğim her şeyi söylemiş oldum. Umarım ki videomu ve oyunu beğenmişsinizdir. Sizler için en iyisini istediğim için bu şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Zombi kıyametine doğan başka Mahmutlar olmasın diye bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler, hoşça kalın.